Onlar da ablalar, Halim ablaları. Ben çok tanıyorum. Beraber çalıştık çok uzun yıllar. Ali'yi size gördük zaten. Siz emanet ettik Ali'nin Ali abisini bana. Geliyorum. Ali artık siz Ali'ye bakacaksınız. Ali o kadar mücadele gösterdi. Hırspas. Hırspas. Ali emahamıyor. Bizim hepimizin de ama bizden çok sizindir. Evet, unutulmayacak Ali. Tüm Kürtlerin, dedesi. Kürt halkının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olsun. Ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun geldiğiniz için. Ali çok sağ olun. Çok da ablam, kız kardeşim, arkadaşlar, İbrahim Hanım. Ali'nin abisi. Babası. Ali'nin babası. Uyansın burada hakka uğurlayacağımız Ali Şükran canımız aşkına. Delilimiz uyansın bu hizmet için burada dar olan canlar aşkına. Delilimiz uyansın bu yolda asılan, kesilen, derisi yüzlen canlar aşkına. Koşkiri'ye, Koşkiri'den Dersim'e, Dersim'den Maraş'a, Maraş'tan Sivas'a. Allah'ım. Şüm çırağın yandıralım ol Hüda'nın aşkına. Süleymanoğlu. Bir sıra neferi o. Aylardır ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu sıra neferimiz. Başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çok sağ olun geldiğiniz için. Onu kaybetmedim. Bende yarattı. Büyük hüzün. Aynı zamanda bir acı çünkü son anları da gördüm. Yaşadım. Ama aynı zamanda Ali Şükran arkadaşın bir arkadaşı, bir yoldaşı olur. Onun direngendiği, onun mütevazi yürüyüşü, düşüncesine bağlılığı beni onurlandıran bir yandır. Bunun altını çizmek istiyorum. Şunu herkes bilir. Hiç kimse isteyerek gönüllü gelip cezaevine girmez. Basit bir şey değil. Basit değil. Buradaki arkadaşların büyük bölümü bu tür şeylere tanık olmuştur. Biri aranır, gitmez cezaevine. Bu biraz da Kürtlerin geleneği burada, ona girmeyeceğim. Böyle bir gerçeklik var. Ama koşullar, şartlar, Ali arkadaşın içinde bulunduğu politik ortam, koşulların getirdiği sonucu PKK lideri Abdullah Öcalan çağrı yapınca gönüllü dahil oldu. O süreci de yine birlikte yaşadık. Yani geliş, hazırlıklar. Örneğin şunu tartışmıyordu. Hiçbir arkadaş tartışmadı. O da tartışmadı. Gideriz ne kadar cezaevinde kalırız. Önemli olan neydi? Çözüm olsun. Barış olsun. Demokratik yaşam olsun. Ve özgür yaşam gelişsin. Yönelim buydu. Bunun için gerekirse zindan yaşanır. Nitekim geldik. Çok açmayacağım ama 4 gün çok gözaltında 4 gün çok ağır bir psikolojik süreç yaşadım. Pes etmedi, direndi. Biraz önce arkadaş da okudu. Mütevazı bir arkadaştı. Onu söyleyeyim. Ama davasına bağlı bir arkadaştı da. Evşiş, Boyutekoşin'e azadiye gelen Kürt
Derveşeki Kurdubu, derveşeki jibu tekoşine azadiya gele Kurd kubgeje hakikata khwe, meryeta khwe, hemi jiyana khwe lser ve tekoşine lser ve riye bedavi kir ilo em levedre de huzura veda, em de bejin, em hertim, şobdare tekoşina derveşe rehavale khwe. Yoldaşımızı bugün o sırlanacak ve onu sonsuzluğa uğurlayacağız. Biraz önce ailesine taziyemizi sunarken ailesine yine dedim ki ben Ali Şükran'la biz yoldaş olduk, görüştük, beraber çalıştık. Verdikleri yanıtsa o sizindi zaten dedi. Kardeşleri, babası o sizindi dedi. O gerçekten Kürt halkınındı. O gerçekten Türkiye halklarınındı. O gerçekten Türkiye'de halkların barış ve kardeşlik içinde yaşam projesini çok iyi benimsemiş, bunu hayatında, pratiğinde yaşama tatbik etmiş, sözde değil, özde bir devrimciydi ve bunu başarıyla yürüten bir sıra neferiydi. Biraz önce Haydar yoldaşımız, onu bizden elbette ki daha çok tanıyor ve daha çok çalışma arkadaşlığı yapmış. Onu anlatırken çok mütevaziydi dedi. Evet, gerçekten çok mütevaziydi. Ben kendisiyle Türkiye Barış Meclisi çalışmalarında tanıştım. Çukurova'da çok uzun bir zaman birlikte çalıştık. Ve her geldiğinde Çukurova'yı çok seviyordu. Antakya'yı özel olarak çok seviyordu. Şunu derdi. Ya Tülay, gidip öyle bir yerde oturmayalım. Sizin şu 100 yıllık çınar ağaçlarımızın altında oturalım. Orada tost yeriz derdi. Ve gerçekten öyle yapardık. Toplantılarımızı, görüşmelerimizi, sohbetlerimizi öyle mümkün mertebe mütevazi bir şekilde bu çalışmayı emek vererek yürüten insanlardan biriydi. Türkiye Barış Meclisi Türkiye için devasa bir şanstı. Ve bu şansı Sayın Öcalan'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelen, her türlü bedeli göze alan, işte Ali Şükran gibi arkadaşlarımızın her türlü bedeli alarak, göze alarak Türkiye'ye gelip şunu söylemiş oldular. Biz Kürt halkı adına ve Türkiye halkları adına elimizi barışa doğru uzatıyoruz dediler. Ve çalışmasını yürüttüler bunun. O gerçekten bir mutfak emekçisi. O gerçekten bir atom karınca. O gözükmeden o kadar çok şeyi birlikte örüyordu ki arkadaşlarıyla. Haydar hocama çok katılıyorum bu tespitinde. Çok emekçi ve biz şimdi bu süreçleri değerlendirirken işte o dönemdeki gibi bir çalışmaya, bir anlayışa ve bir mantığa ihtiyacımız olduğunu sürekli belirtiyoruz. Bugün Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi konusunda ısrar eden, bedel ödeyen, canını bunun uğruna veren insanlar, Ali Şükran gibi arkadaşlar, yoldaşlar, onlar sadece Kürt halkının değil, onlar Türkiye'de bir arada, bütün halklarla bir arada yaşam kültürünün tohumlarının atılması konusunda çok önemli, devasa, tarihi bir çalışmaya imza attılar. Türkiye Barış Meclisi. 301 aydının girişimiyle, o 301 aydının yan yana gelmesini sağlayan, aylar boyunca onun mutfak çalışmasını yürüten, Yaşar Kemal'lerden Hrant Dink'lere kadar her kesimi kapsayan geniş yelpazeli bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Ve o dönem hatırlayacaksınız, sevgili Hrant Dink şunu söylemişti aldığı tehditler üzerine. Biz bu ülkede bir güvercin ürkekliğiyle yaşıyoruz. Güvercinler sürekli arkalarına bakar. Bir tehlike var mı etrafımızda diye. Ama şuna da inanıyorum. Güvercinler topluma karışır ve halk, insanlar o güvercinleri korur. Ama biz Hrant Dink'leri ne yazık ki koruyamadık. Ve burada Ali Şükran'ın şu an naaşının başındayız. Ve değerli yoldaşım, sözümüz olsun sana. Sözümüz olsun ki Hrant Dink'lerin bir güvercin ürkekliğiyle bu ülkede yaşamayacağı, özgürce, ürkmeden,
Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, burada sayamadığım 72 milletten insanlar olarak, bu coğrafyanın o rengarenk çiçek bahçesi gibi, cennet bahçesi gibi, biz kendi renklerimizle, kendi dilimizle, kendi inancımızla birlikte yaşayabileceğimiz bir coğrafyayı mutlaka inşa edeceğiz. Bu savaşları, bu savaş politikalarını, bölgemizi, sadece Türkiye'yi değil, bütün bölgeyi savaş çenderesi altına almak isteyen bu savaş sarmalına karşı biz barışı bu topraklarda tesis edeceğiz. Sizler çok önemli bir miras bıraktınız bizlere. Ve bu mirasa sahip çıkacağımıza, bu coğrafyayla barışı buluşturacağımıza sözümüzü veriyoruz. Ve yine o çalışmanın çok değerli isimlerinden biri olan sevgili Yaşar Kemal'in dediği gibi, dağlar, taşlar, toprak savaştan yoruldu. Evet, herkes savaştan ve çatışmadan yoruldu. Ve işte barış grupları olarak Türkiye'ye geldikleri zaman, artık bu savaşa ve çatışmaya son verelim, beraber yaşayalım bütün halklar olarak mesajını vermek üzere gelmişlerdi. Gün başını, yolların bacını verdim de geldim. Bil kimem kim silecek gözüm yaşını. Bilmeme hallerimi, bağlama dillerimi, açık et yollarını. Fakirin aha, jubome ideolojik bu. Em nefesa, vakta ku dayka hada bu gira. Kirin, ikrar da, etta roja iro, lisevi ikrara hasikini. Eğer bir kusur varsa sizin görüşünüzde. Sadın canlar, size zahmet. Desturi Şah, ismi Huda, ben nefesi pir. Bizler amore kovun, o hizmet uvayı kabul mü? O kızın kimliği var nedir? Bakın ne durumda? Kadılar, müftüler, fetva yazarsa, işte kemen, işte zincir boynun keserse, işte... Depola, münkürler mat olam, münafıklar berbat ola, güzel insanlar dallı budaklı ola, uzun ömürlü ola. Amin. Canlar,